Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız ve röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Murat hoş geldiniz hem Konya'ya hem kulübümüze. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Bizim için de büyük bir keyif tabii ki sizlerle burada birlikte olmak. Aslında sezon başladı ama 3 kez bir milli maç arası oldu ama bu 3. kez milli maç arasının ardından kaldığı yerden aslında durmadan devam edecek ilk yarının sonuna kadar. 12 hafta geride kaldı. 12 hafta sizin adınıza aslında güzel anılarla geride kaldı biraz da. Bu anıları biraz açabilir miyiz? Nasıl başladı, nasıl devam etti ve 12. haftanın sonunda İttifak Holding Konyaspor şu an sizin gözünüzde puan tablosunun haricinde nerelerde? Evet, yani bir öncesine dönmek gerekirse geçen senenin ikinci yarısı itibariyle göreve başladığımız bir kulüp, bir takım. Tabii ki geçen sene aslında biraz pozitif futboldan öte kazanma odaklı, çünkü bir küme kalma yarışı içerisinde bulduk kendimizi. Ama bu seneye döndüğümüz zaman oradan alnımızın akıyla çıktık. Bu seneye döndüğümüz zaman tabii ki sezon başı çalışmalar, takımımızla bir kamp yapma şansımız oldu. Burada da geçen seneden yavaş yavaş başladığımız kendi oyun felsefemizle alakalı çalışmaları daha yoğun yapma şansı bulduk. Çünkü geçen sene biliyorsunuz çok özel bir seneydi. Çok üst üste maçlar, hafta içi maçlar, pandemi sonrası dönem biliyorsunuz. Bu sene başında bu fırsatı daha çok yakaladık. Oyuncularımız bu konuda daha çok pratik yapma fırsatı buldu ve demin bahsettiğin gibi sezona özellikle ilk 4 maçlık süreçte çok iyi bir başlangıç yaptık. Ondan sonra bir duraklama dönemi başladı. Beraberliklerin ve en son Galatasaray mağlubiyetinin olduğu bir dönem bu. Ve son 3 hafta itibariyle de 3 puanlarla geçtiğimiz bir dönem. Totalinde baktığımız zaman ilk 12 haftaya, ilk önce tabii puan çok önemli ama puan dışı oyun anlamında ben bakıyorum öncelikli olarak. Benim kabul edebileceğim, çalıştıklarımı, istediklerimi sahada takımımdan gördüğüm bir periyottu. Bunu da puan olarak da istediğimize yakın bir düzeyde gerçekleştirdiğimiz için bizim için ilk 12 hafta umduğumuz bir başlangıç oldu diyebilirim. 12 haftanın sonunda da aslında ligde en az gol yiyen ikinci takım olma başarısı var. Şu anda ilk üçtesiniz ve son 3 haftayı galibiyetle tamamladınız. Bunlar tabii ki çok önemli detaylar, önemli doneler. Rakamlar da aslında futbolun ve bulunduğunuz yerin önemini bir kez daha açıklıyor. Aynı zamanda sizin döneminizde de yani geçtiğimiz sezon yine tabii ki kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu sezon kendini parlatan isimler var. Serdar Gürler gibi, Sokol Çikaleşi gibi, Hacı Ahmetoviç gibi, Skubic yıllardır bu takımda ve takımın vazgeçilmezlerinden biri. Oyuncu bazında baktığımız zaman istenilen performansa ulaştığınızı düşünüyor musunuz şu an itibariyle? Evet, bir güzel bir nokta. Teknik direktör için hem takım gelişimi önemli hem de şu da bir veridir. Beraber çalıştığınız oyuncuların performanslarını arttırabiliyor musunuz? Bu hem fiziksel olabilir hem sahadaki taktik anlayış anlamında olabilir. Ve ben bunu açıkça net bir şekilde görebiliyorum. Bu benim için çok mutlu edici. Serdar Gürler hemen ilk örnek. Sezon sonunda Antalyaspor'da soru işaretleriyle bakılan bir oyuncu. Çünkü bir çapraz bağ ameliyatından çıkmış ve çok az sürelerle takımına katkıda bulunmuş. Ve buraya geldikten sonra biz onu tabii ki hemen değil, bir yoğun bir hazırlama süreci ve tekrar eski günlerini anımsatan performanslar gösteren bir Serdar Gürler, Abdülkerim'in milli takıma gitmesi ve artan performansı. Burada göz ardı edilen Skubiç'ten bahsettiğiniz oyuncular da var. Örneğin mesela Ahmet Çalık. Ahmet Çalık hem Galatasaray öncesi hem Galatasaray'daki iyi dönemlerini anımsatan performansına tekrar çıkıyor. Gilerme, Amir, işte tek tek saymak istemiyorum. Sokol çarpıcı bir örnek. Süper Lig'deki durumu tartışılırken şimdi Süper Lig'in en verimli forvetleri arasında. Bunu da görmek açıkçası beni mutlu ediyor. Sonuçta takım futbolculardan oluşuyor. Futbolcuların bireysel gelişimi aynı zamanda bizim adımıza takım gelişimi de demek. Onun için bu da bizim adımıza olumlu gelişmeler. Geçtiğimiz hafta pro lisans kursundaydınız ve bu hafta artık takım toplanıyor ve Evet. Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başlıyor. Hem kurs nasıl geçti orada çok güzel, keyifli bir ortam vardı görebildiğimiz kadarıyla. Evet. Hem de Çaykur Rizespor maçına nasıl hazırlanıyor İttifak Holding Konyaspor? Tabii ki milli maç araları bizim de
4 milli oyuncumuz vardı. Zimmer gidemedi. Çünkü biliyorsunuz Göztepe maçında küçük bir sakatlık geçirdi. Bunlar şöyle iki açıdan bakabilirsiniz. Ritim bulmuş bir takımın sanki bir duraksama dönemiymiş gibi de bakabilirsiniz. Ama tam tersi her zaman yapabileceğiniz yoğunlukta, maç periyodunda yapamayacağınız yoğunluktaki antrenmanları yapma fırsatı elde edip belki takımın ritmini bir tık üzerine taşıyabileceğiniz bir fırsatlar da bu. Pro lisans kursundaydık. İlk hafta, yani geçen hafta ekibim çalışmalar yürüttü. Tabii bana dönüşler her gün oluyor. Keyifli çalışmalar olmuş, yoğun çalışmalar olmuş. Hafif sakatlı olan oyuncular, işte biliyorsunuz Abdülkerim'i götüremedik. Ahmet Çalık maçta bir sakatlık yaşadı. Zimmer maçta bir sakatlık yaşadı. Bütücü ve Ahmet Hasan'ı da götürememiştik. Onlar da bugün itibariyle takımla beraber çalışacak noktaya geldi. Pro lisans kursunda eğitimlerimize devam ederken tabii ki aklımız takımımızda. Bugün itibariyle tam takım şeklinde Amir, Sehiç, Endri Çekici ve Sokol, onların milli takımlarda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok önemli maç. Her maç biliyorsun Süper Lig'de her sonucu açık ve önemli maçlar. Bugün itibariyle de Çaykur Rize maçının çalışmalarına spesifik olarak geçeceğiz. Şimdi Çaykur Rizespor maçı tabii ki çok önemli ama ligde özellikle ikirde kalan haftalarda çok önemli rakiplerle oynayacaksınız. Süper Lig'de özellikle kağıt üzerinde bile kolay bir rakip yok. Kolay bir maç yok. Bunun da farkındasınız. Bunun da ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Kalan 7 haftada, ilk yarıda kalan bölümde nasıl bir hedef çizdiniz, kendinize nasıl bir yön belirlediniz? Ya inan Murat, bunu 7 haftalık bir periyot olarak düşünmedik. Yani düşünmüyorum. En azından ben düşünmüyorum. Yani çünkü burayı bir 7 hafta olarak düşünmenin bana bir ekstra getirisi olduğunu düşünmüyorum. Şu anda sadece Rizespor maçından en iyi sonucu almaya çalışacağız. Bunun planlarını yapacağız. Nasıl sahadan İnşallah 3 puanla ayrılabiliriz. Bunun çalışmalarını yapacağız. O bitince sonuç ne olursa olsun bir hafta sonra yine aynı çalışmalar içerisinde olacağız. Ama ligin totaliyle alakalı ben hep şunu söylüyorum. Artık ligin son 3'te 1'lik bölümüne girileceği zaman her takım puan tablosundaki yerini bir şekilde artık almış olacak ve belirli sınırlar çizilmiş olacak. Biz burada önümüzdeki hedef bize nereyi işaret ediyorsa bunu sonuna kadar kovalayacağız. O ana kadar, bu 7 haftada dahil, ne kadar çok puan alabilirsek, ne kadar çok galibiyet alabilirsek biz onun çalışmalarını yapacağız. Sezon başında şöyle bir fikstüre baktığınızda aslında 12. hafta sonunda şuradayız diye düşünmüş müydünüz? Hiç aklınızdan geçmişti mi? Geçmiş miydi ilk 3? Böyle bir düşünceniz var mıydı? Ya rakamsal olarak değil de üst sıralara tutunalım, üst sıralardan kopmayalım, emin adımlarla gidelim düşüncesi bende vardı. Her ne kadar bunu röportajlarda, televizyon programlarında deklar etmesem de. Çünkü takımınla çalışıyorsunuz, takımın enerjisini birebir hissediyorsunuz ve son iki senede özellikle Konyaspor adına iyi geçmeyen seneler, neden bu sene Konyaspor için bir çıkış senesi olmasın diye düşünüyorduk açıkçası. Ama 12 hafta itibariyle henüz bunu bir şekilde güzel bir yere oturttuk. Tabii ki futbolda bir yerlere gelmek kadar istikrarı sürdürmek çok önemli. Bunun da farkındayız. Aynı ciddiyet, aynı konsantrasyonla inşallah her maçımıza çıkacağız. Şimdi tabii biraz spesifik bir soru olacak ama geçtiğimiz sezonu baz almıyorum. Sadece bu sezon özelinde geride kalan 12 haftada hiç aklınızda kalan, ya şöyle olsaydı ya da böyle olsaydı diye düşündüğünüz, özellikle akılları bir Galatasaray maçı geliyor, özellikle ikinci yarısı geliyor. O da olabilir, o da dahil olabilir. Onun dışında bir özellikle bir maç var mı sizin için çok özel anlam taşıyan? Ya pozitifte de var, negatifte de var. Mesela kötü bir Kasımpaşa maçı oynadık. 2-0'dan 2-2'ye geldi ve baktığınız zaman Kasımpaşa artı bir gol daha bulmaya bizden çok daha yakındı. Mesela öyle maçlar sonrası her ne kadar 2-0'dan 2-2 olduysa da bir puan alıp cebimize koymuş gibi hissediyoruz kendimizi. Ama Galatasaray maçı bahsettin ve bir de buna Trabzonspor maçını eklemem lazım. Gerçekten Trabzonspor tabii maçın başında eksik kaldı. 1-0 önde olmasına rağmen biz gerçekten maçı çok rahat kazanabilecek pozisyonları yakalamışken işte Ahmet Çalık'ın vurduğu Amir'e çarpıp geçen topla çok enteresan bir golle oradan bir puanla döndük. Her ne kadar Kasımpaşa maçında bir puanı kazandık desek de Galatasaray ve Trabzonspor maçları ikişer puan kaybıyla beni üzdü maç sonraları baktığım zaman. Evet. Hocam peki şimdi az önce de bahsettik, pro lisans
eğitimindeydiniz. Uzun zamandır hem birinci ligden de Süper Lig'de başarılarınız gündemde ve konuşulmaya da devam ediyorsunuz ve bu Konyaspor'la da devam ediyor bu grafik. Genç teknik direktörler özellikle son dönemlerde Türk futboluna damga vurmaya, sizin gibi isimler, Ömer Erdoğan gibi, Emre Belezoğlu gibi isimler son haftalarda özellikle aldıkları sonuçlarla isimlerinden söz ettirmeye başlıyorlar. Bu anlamda bu jenerasyonun bir temsilcisi olarak ne görüş belirtirsiniz? Çünkü tecrübeli teknik direktörlerle de karşı karşıya geliyorsunuz bazı maçlarda. Bir görüş alışverişi, bir fikir alışverişi var mı? Tabii konuşuyoruz. Sağ olsun onlar da bize rehberlik yapıyorlar. Ama bir milattı benim Göztepe'ye gelişim Murat. Yani şöyle söyleyeyim. Bu sadece benim o zamanki yaşımla alakalı bir durum değildi. Sonuçta İlhan Palut olarak bir Süper Lig'de değil, işte 3 büyük 4 büyük tabir edilen takımları bir kenara bırakalım, Süper Lig'de bile oynamış bir futbolculuk kariyerim yoktu. Bu nokta yani birinin de alt liglerden işte tabiri caizse tırnaklarıyla kazıyarak, mücadele ederek de Süper Lig'de teknik direktörlük yapabileceği noktasında bir dönüm noktasıydı. Ve Göztepe'de ilk girişimiz çok gerçekten iyi olmuştu. Ve ondan sonra kulüplerin, yönetimlerin, başkanların ben tip hocalara olan güvenleri bir şekilde arttı. Ve bugün sevindirici bir şekilde bu sayı çok fazla oldu. Ama bu demek değildir ki tecrübeli teknik direktörlerin bugüne kadarki edinimlerinden biz yararlanmayacağız. Sağ olsunlar, maç önceleri konuşuyoruz, sohbetler ediyoruz. Ama tabii ki zaman durmuyor. Yeni bir jenerasyon geliyor. Burada ben hem yeni bir jenerasyonun gelmesi hem de bunun birçoğunun Türk antrenörler olması mutluluk verici. Ben bunun başarıyla süreceğini düşünüyorum ama yeni, önümüze yeni hedefler koymalıyız biz de Türk antrenörler olarak. Çünkü biz de bu başarılarla yetinip buradaki yerlerimizde hepimiz kalırsak o zaman bu sefer alttan gelen jenerasyonların önü tıkanacak. İnşallah çok daha başarılı olur genç Türk antrenörler. İnşallah ülkemizi Avrupa'da temsil etme fırsatı bulurlar ki bu döngü sağlıklı bir şekilde devam edebilsin. Bu fırsatı yakalamak hayalinizde var mı? Ya tabii ki var. Yani çok spesifik olarak düşünmüyorum. Şu anda Konyaspor'da en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki her insan ülkesini en güzel yerlerde temsil etmek ister. Her işle alakalı. Bu antrenörlük de bunlardan bir tanesi. Nasıl biz genç antrenörlere Süper Lig için böyle bir yol açtıysak, belki birisi bu bayrağı alıp Avrupa'daki Türk antrenörlerine yol açarak daha da yükseğe koyacak. Onun için ben hepimizin, genç jenerasyonun hedeflerini çok büyük tutması gerektiğine inanıyorum. İnşallah da bu gerçekleşir. Çünkü dediğiniz gibi pro lisans kursunda yapılan eğitimleri görüyorum. Diğer Türk antrenör arkadaşlarımla hep iletişim halindeyiz. Yani ben bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. İnşallah da güzel yerlere geliriz hep beraber. Hocam tabii ki camiada şu anda bir kenetlenme var, birlik ve bu birliği sağlayan çok önemli ve güzel skorları almaya devam ediyorsunuz. Konyaspor camiasına ve Konyaspor taraftarına iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Çünkü evet, şampiyonluk için belki bunu konuşmak için çok erken diyebiliriz ama Konyaspor'u nerelerde görebilir Konyaspor taraftarı, Konyaspor camiası ve Türk futbol sever? Bununla ilgili sezon sonu veya sezon içinde vereceğiniz mesaj nedir? Evet, yani taraftarımız için gerçekten önemli bir sene. Bunun farkındayım. 100. yılı Konyaspor'un, biliyorsunuz. Ama tabii ki biz popülizm adına 100. yılda işte ne kulübümüzü yönetimimizle beraber zor duruma, daha sonrasını zor durumda bırakacak hamleler yapmadık. Yine ayakları yere basan mütevazi bir takımla mücadele ediyoruz. Ben sıralama adına bir şey vaat etmiyorum ama bir şey vaat edebiliyorum oyuncularım adına, taraftarımıza, camiamıza. Her maç mücadele eden, her maç skor ne olursa olsun en iyisini yapmaya çalışan, kendilerine yakışan, camialarına yakışan bir oyun ortaya koymanın mücadelesini veren bir futbolcu grubunu onlara vaat ediyorum. Bir takımı onlara vaat ediyorum. Bu da onlarla güzel, özellikle iç saha maçlarımızda zannediyorum sınırlamalar kalktı değil mi? İç saha maçlarında Rize maçıyla beraber stadı doldurmalarını ve
bu takımı desteklemelerini istiyorum. Çünkü bu takım gerçekten samimiyetle en iyisini yapma adına mücadele eden bir takım. Daha fazla desteği hak ediyorlar. Biz onları hem sayıca hem de içerik olarak daha artan destekleriyle beraber tribünlerde olmalarını bekliyoruz onların. Taraftarında size çok büyük bir sevgisi var. Hiç karşılaştınız, ilginç bir anı veya ilginç bir diyalog oldu mu şimdiye kadar burada? Ya sağ olsunlar, ben tabii ki şöyle, bir şehirde çalıştığınız zaman özellikle bir Anadolu şehri bunun için daha müsait. O şehrin dinamiklerini mutlaka iç içe dönem dönem olmanız gerekiyor. Kendinizi şehirden soyutlamamanız gerekiyor. Ben de çokça Konya'da yürüyüşler yapıyorum. Ziyaretlerde bulunuyorum. Tabii fırsat buldukça. O bahsettiğiniz güveni bana hissettiriyorlar sağ olsunlar. Bu tabii ki kazandığımız zaman, seri yakaladığımız zaman gayet normal. Ama demin bahsettiğimiz o 5 maçlık kazanamadığımız dönemde de onların desteklerini hissettim. Bir teknik direktörüm, bu her işte böyledir. Çalıştığı şehirde, çalıştığı şirkette, çalıştığı kulüpte o güveni hissetmesi onun performansını daha çok arttırıyor. Yani çok spesifik bir olay olmadı ama her an güvenlerini hissediyorum. Bu da bizde tabii ki bir rahatlama değil de. Özgüven aslında biraz. Aslında özgüven de sağladığı gibi ya bütün şehir bize güveniyor. Biz de bu sorumluluğun karşılığını vermeliyiz duygusunu da daha yükseğe taşıyor. Ve daha çok çalışıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Size hem bu hafta özelinde hem de oyuncularınıza ve sezonun kalan bölümünde başarılar ve sizin gönlünüzce bir sezon olmasını temenni ediyoruz bir sports ailesi olarak. Çok teşekkürler. Burada sizi görmek güzeldi. Her zaman bekliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, İttifak Holding Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut görüşlerini bizlerle paylaştı. Hem sezonu değerlendirdik hem de önümüzdeki kalan haftaları konuştuk. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.